Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bültenimizde Enerji Petrol Gaz gazetemizin 625. sayısındaki haberleri sizlerle paylaşacağız. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. EPDK Denetim Dairesi Başkanı Yılmaz Taner'i ziyaret eden Okumuş, 5 ay önce uygulamaya konan uyarı mekanizmasının olumlu sonuçları nedeniyle EPDK'ya teşekkürlerini iletti. EPDK 2019 yılı Haziran ayı LPG piyasası sektör raporunu yayınladı. Buna göre 381.448 ton LPG satış yapılırken, otogaz %82,55 pazar payına sahip oldu. EPDK'nın Haziran petrol piyasası sektör raporuna göre ise toplam petrol ürünü satışları %5,40 azalarak 2.396.627 ton oldu. Ham petrol ithalatı ise %15,53 artış gösterdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yayınladığı Temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %57 artış oldu. Yani toplamda 47.819 şirket ve kooperatif kuruldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında 1 milyon elektrikli otomobil ülkesinin trafiğinde görmeyi beklediklerini dile getirdi. Öte yandan Almanya hükümetinin elektrikli otomobilleri teşvik etme çalışmaları da devam ediyor. LPG'li araçlara karşı ilginin artmasıyla ilgili bir açıklama yayınlayan BRC Türkiye CEO'su Kadir Arıcı, akaryakıt fiyatlarının sürekli artması ile birlikte herkesin aklına nasıl tasarruf yapabilirim sorusu geliyor. Hal böyle olunca otomobil yakıtında tasarruf yapmak isteyen araç kullanıcıları da LPG'yi tercih etmeye başladı dedi.